Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra farklı bir ortamda sizlere yeni bir video çektiğim için gerçekten çok heyecanlıyım. Biliyorsunuz ki son zamanlarda ev taşımaya çalışıyordum ama yine size hitap eden bir arka plan oluşturamadım şimdilik. Ama bununla ilgili en yakın zamanda bir şeyler yapmaya çalışacağım. Her neyse, bugün sizlerle yine film değil gerçek serimiz için bir video daha çekmek istiyorum. Bu olay gerçekten Kore'de çok fazla dikkat çekmiş. Medyanın, halkın, insanların fazlasıyla dikkatini ve tepkisini çekmiş bir olay. Ama videoya başlamadan şu noktaya değinmek istiyorum ki reşit olmayan çocuklar hakkında konuşacağımız için haliyle onların gerçek isimlerini veremeyeceğiz. Bu videoda kızın, yani mağdurun gerçek ismini kullanmaktansa filmdeki adını kullanmayı seçtim. Kurbanımızdan Gong olarak bahsedeceğiz. Şimdi kısaca Gong'un hayatına bakacak olursak, Gong bu olaylar yaşandığında, yani 2004 senesindeyken Ulsan'da yaşayan 14 yaşındaki küçük bir kız çocuğuydu. Gong'un bir tane de kız kardeşi vardı ve şöyle bir şey vardı ki Gong'un babası tam bir alkolikti ve genelde içtiği zaman kafası güzelken hem kızlarını hem de karısını öldüresiye dövüyordu. Gong'un annesi bu duruma daha fazla dayanamayarak 2003 senesinde kocasından boşandı ve hem kocasını hem de kızlarını gerisine bırakarak ailesini terk etti. Bu durum Gong'u ve kız kardeşini gerçekten çok kötü etkilemişti. Çünkü tam da şimdi babasının şiddeti karşısında yapayalnız kalmışlardı. Ama en çok etkilenen kişi de Gong'du. Çünkü tam ergenliğin başlarındaydı. Ve ne olursa olsun halini anlatabileceği, duygularını anlatabileceği kimsesi yoktu etrafında. Ve tam da bu dönemde, yani 2003-2004 seneleri arasında bazı sosyal medya platformları gerçekten yükselişe geçmişti. Facebook oldukça popülerdi, MSN oldukça popülerdi. Ve Gong da diğer bütün yaşıtlarının yaptığı gibi buradaki sohbet odalarına katılarak buradan yeni arkadaşlar edinmeye ve biraz sosyalleşmeye çalışıyordu. Gong artık durmadan bu sohbet odalarında tanıştığı çocuklarla konuşuyordu. Onlara kendisinden bahsediyordu. Ve bu durumun en güzel yanı da şuydu ki bu çocuklar Gong'un kendilerine anlattıkları şey dışında fazladan hiçbir şey bilemiyorlardı onun hakkında. Ve Gong onlara bir şey anlattığında da onlar tarafından yargılandığını hissetmiyordu açıkçası. Ve bu durum böyle ilerlerken, yani Gong bu sohbet odalarında her zamankinden daha fazla zaman geçirmeye başlamışken bu sohbet odalarından birinde 18 yaşında bir çocukla tanıştı. Gong bu çocukla tanıştığı andan itibaren bu çocuğun gerçekten kendisini anladığını, kendisini yargılamadığını hissedebiliyordu. Ve bir an önce bu çocukla gerçekten tanışmak istiyordu. Ama şöyle bir şey vardı ki Gong bu dönemde Ulsan'da yaşıyordu. Çocuk ise Miryang'da yaşıyordu. Ve bu da demek oluyordu ki Gong'un bu çocuğu görmesi için bir trene atlaması ve yaklaşık bir saatlik bir yol gitmesi gerekiyordu. Gong bunu kafaya koymuştu ve bir gün okula gitmek yerine bir trene atladı ve doğrudan Miryang'a gitti. Miryang durağında kendisini tam da internetten konuştuğu çocuk karşılamıştı. İlk başta her şey gerçekten çok güzel gidiyordu. Ama bu çocuk yanındaki kızın 14 yaşında olmasını görmezden gelerek, henüz reşit bile olmadığını görmezden gelerek Gong'a dokunmaya, hatta onu öpmeye çalıştı. Gong evet 14 yaşındaydı ama bir şeylerin ters gittiğini farkındaydı ve bu çocuğa direnmeye çalıştı. Hatta oradan uzaklaşmaya çalıştı. Ama çocuk Gong'a demir bir sopayla saldırdı. Hatta onu dövdü. Artık Gong'u korkutmayı başarmıştı ve böylelikle Gong'u doğrudan bir motel odasına götürdü. Gong'u bu odada 12 tane daha çocuk bekliyordu. Farkındaysanız saldırganlardan bahsederken çocuk diyorum. Çünkü hem Gong'un istasyonda buluştuğu çocuk hem de motel odasında kendisini bekleyen 12 tane çocuk henüz reşit bile değillerdi. Odadaki bütün çocuklar henüz sadece lise öğrencisiydiler. Tahmin edersiniz ki bu motel odasında Gong hayatının en kabus gecesini yaşadı. Çünkü 12 çocuk ve Gong'un istasyonda buluştuğu çocuk bütün gece boyunca Gong'u dövdüler, darp ettiler ve istismar ettiler. Dahası bütün bunları yaparken çocuklardan biri Gong'un her anını fotoğraflıyordu, her anını videoya çekiyordu ve bunu yapmaya devam ederlerken Gong'u durmadan tehdit ediyorlardı. Eğer bu yaptığımızdan tek bir kişiye bile bahsedersen, polise veya ailene bahsedersen senin bütün görüntülerini yayınlarız ve seni bütün şehre rezil ederiz diyorlardı. Gong haliyle bütün bunlar karşısında başına gelen bu şeylerden kimseye bahsedemedi. Çünkü zaten küçük bir kız çocuğuydu ve başına gelen bu şeyden deli gibi utanıyordu. Ve o gece Gong'un tek istediği şey bu odadan sapasalim bir şekilde çıkabilmek ve hayatına devam edebilmekti.
Ama yine tahmin edersiniz ki Gong bu odadan çıktıktan sonra hayatına kaldığı yerden devam edemedi. Çünkü bu 13 tane çocuk Gong'un fotoğraflarını ve videolarını çekmişlerdi. Ve Gong'a daha sonrasında bu videolarla, bu fotoğraflarla şantaj yapmaya başladılar. Bazen bu videolarla Gong'u tehdit ediyorlardı, ondan para istiyorlardı. Ama Gong açıkçası çok varlıklı bir çocuk değildi. Ve çocuklar da bunun üzerine Gong'u kendi arkadaşlarına da pazarlamaya başladılar. Böylelikle yaklaşık 11 aylık bir süreçte Gong neredeyse 44 tane erkek öğrenciyle ilişkiye girmek zorunda kalmıştı. Bazen bu ilişkilerin yaşandığı yerler değişebiliyordu. Bazen çocuklar onu doğrudan bir motel odasına götürüyorlardı. Ama bazen tenis kortları, bazen karaoke odaları, bazen oyun odaları, yani mekan durmadan değişiyordu. Ve Gong tehdit sonucu, şantaj sonucu çocuklar kendisini nereye çağırırsa oraya gitmek zorunda kalıyordu ve onlarla ilişkiye girmek zorunda kalıyordu. Ama çocuklar bununla durmadılar. Çocuklar artık Gong'dan 13 yaşındaki kız kardeşini ve 16 yaşındaki kuzenini de bu buluşmalara getirmesini istiyorlardı. Gong tabii ki bunu elinden geldiğince engellemeye çalıştı. Daha fazla bu baskılara dayanamadı, bu baskılara direnemedi ve bir sonraki buluşmaya 13 yaşındaki kız kardeşini ve 16 yaşındaki kuzenini de götürmek zorunda kaldı. Böylelikle bu 3 küçük kız çocuğu ne yazık ki 44 erkek öğrencinin saldırısına, tacizine, istismarına maruz kaldı. Bu erkek öğrenciler tarafından darp edildiler, şiddet gördüler. Dahası üzerlerindeki para da çalındı. Ama şimdi bu saatten sonra anlatacaklarım sizi gerçekten böyle sinirden renkten renge sokacak. Çünkü şimdiye kadar size saldırganların yaptıklarından bahsettim. Ama bu saatten sonra polislerin yaptıklarından bahsedeceğim. Çünkü Gong yaklaşık 11 ay boyunca bu çocukların tacizine ve istismarına uğradıktan sonra, bu çocuklar tarafından şantaja uğradıktan sonra gerçekten etrafında bu durumu anlatabileceği kimsesi yoktu. Dahası kuzeninin ve kız kardeşinin başına gelenlerden de kendisini sorumlu hissediyordu. Ve bu dönemde cidden defalarca kez kendisini öldürmeyi bile düşünmüştü. Düşünsenize, evin içinde durmadan babasının şiddetine ve istismarına uğruyordu. Evin dışında ise yaklaşık 44 tane erkek öğrenci durmadan kendisine şantaj yapıyordu ve durmadan ondan bir şeyler istiyorlardı. Bir gün neyse ki teyzesiyle karşılaştı. Ve Gong'un teyzesi Gong'u gördüğü an bir şeylerin yanlış gittiğini fark etti. Gong her zamankinden daha bitkin görünüyordu, hasta gibi görünüyordu. Ve kadın birazcık Gong'u yokladığında, birazcık onun üstüne gittiğinde Gong sanki bu anı bekliyormuş gibi, birilerine bütün yaşadıklarını anlatmak istiyormuş gibi ağlayarak ve kendinden geçmiş bir şekilde başına gelen her şeyi teyzesine anlattı. Gong'un teyzesi Gong'u ve diğer kızları alarak bir karakola gitti. Ama kızlar açıkçası iletişime kapalıydılar. Yani polislere bütün bu olan bitenleri anlatmak istemiyorlardı. Çünkü utanıyorlardı, çünkü korkuyorlardı. Ve böylelikle teyzesi karakolda kızların başına gelen her şeyi polislere anlattı. Ama tahmin edersiniz ki ifadeyi vermesi gereken kişiler mağdurlardı. Bunun üzerine Gong'un teyzesi karakoldan soruşturmayı, yani sorgulamayı bir kadın memurun yapmasını istedi. Fakat karakoldaki yetkililer bunu reddettiler. Müsait bir kadın memurları olmadığını iddia ediyorlardı. Ve böylelikle bu 3 küçük kız çocuğunun da sorgularına tamamen erkek memurlar katıldı. Bu küçük kızların soruşturması yaklaşık 12 gün sürdü. Ve bu dönemde gerçekten Gong'un teyzesi çocukların kimliklerinin deşifre edilmemesi için, olayın medyaya sızdırılmaması için elinden geleni yapıyordu. Ama polisler karakolun içinde yaklaşık 12 gün boyunca bu küçük kızlara zorbalık yaptıkları yetmiyormuş gibi bir basın toplantısı düzenlediler ve olayı halka duyurdular. Hatta sanki bilerek çocukların kimliği deşifre olsun istercesine medyaya durmadan bilgi sızdırmaya başladılar. Ve tabii ki buna bağlı olarak halk ikiye ayrılmıştı. Bazıları gerçekten de Gong'a ve diğer kızlara inanmıyorlardı. Bunun varlıklı ve saygın ailelere yapılmış bir komplo olduğunu düşünenler bile vardı ne yazık ki. Ve haliyle bu da soruşturmanın sağlıklı bir şekilde ilerlemesini engelliyordu. 12 günlük soruşturma sonrasında Gong 44 saldırganı ile yüzleştirildi. Şaka yapmıyorum. Normalde bir kurban saldırganı teşhis edeceği zaman tek yönlü bir aynanın arkasından teşhis eder. Ki bu kurbanın en doğal hakkıdır. Yani saldırganıyla doğrudan yüz yüze getirilmez.
Kurban saldırganı doğrudan görebilir ama saldırgan kurbanı doğrudan göremez. Ama ne yazık ki Gong'a böyle bir şans verilmedi. Gong ve diğer kızlar 44 tane saldırganıyla bizzat yüzleşti ve onları o şekilde teşhis etmek zorunda kaldılar. Ama bu teşhis sonrasında bu 44 öğrenci tutuklandı ve sorgulanmaya başlandılar. Ama öğrencilerin tutuklanmasından sonra polisler de Gong'a ve diğer kızlara karşı daha da saldırgan bir hale gelmişlerdi. Sanki onları yıldırmaya çalışıyor gibiydiler. Hatta bir polis memuru Gong'a bizzat "Ne yapmaya çalışıyorsun? Amacın ne? Senin yüzünden Miryang'ın bütün itibarı mahvoldu. Senin yüzünden ileride şehri yönetebilecek çocuklar şu anda içerideler. Ne yapmak istiyorsan şimdi söyle. Bir gün benim kızım da senin gibi olacak diye deli gibi korkuyorum," demişti. Dahası halktan da bazı insanlar buna inanıyorlardı. Çünkü bu çocuklar gerçekten saygın ailelerin çocuklarıydılar. Gerçekten şehri yönetebilecek potansiyele sahip çocuktular. Ve bu kızların bu çocuklardan, bu ailelerden para kopartabilmek için veya onların itibarını zedelemek için çocuklara iftira attığını düşünenler de olmuştu. Hatta Gong ve diğer kızlar daha sonrasında okullarına geri dönmeye çalıştılar. Eğitimlerine kaldıkları yerden devam etmeye çalıştılar. Ama kurbanların aileleri defalarca kez Gong'un eğitim gördüğü okulu bastı. Gong'la konuşmaya çalıştılar. Gong'u verdiği ifadeleri geri çekmesi için zorladılar. Ama dahası aileler açık açık gazetecilerle röportajlar yapıyordu. Hatta ailelerin genel olarak bu röportajlarda kullandığı ifadeler şunlardı. Ne yapmamız gerekiyor? Kurbanlara ve kurbanların ailesine acımamız mı gerekiyor? Bizim de bir suçumuz yok. Herkes kurbanları konuşuyor ama bizi ve bizim ailemizi düşünen kimse yok tarzı böyle acayip söylemlerde bulunuyorlardı. Dahası açık açık bu söylemler esnasında Gong'u tehdit ediyorlardı. Ve halk çok geçmeden halkın bir kesiminin, saldırganların ailelerinin ve polisin yaptığı bu zorbalığı fark ettiler ve yaklaşık 150 protestocu mum ışığında nöbet tuttular. Böylelikle Seul Yüksek Mahkemesi Miryang Karakolu'nda soruşturmadan sorumlu bu memurları yargıladılar ve memurların gerçekten de hatalı olduklarını, soruşturmayı hatalı ve eksik bir şekilde yönettiklerini fark ettiler. Ama memurların hiçbiri bu sorgulanma sonrasında bir yaptırıma maruz kalmadılar. Mahkeme sadece aileye tazminat ödenmesine karar verdi. Ama artık iş işten çoktan geçmişti. Çünkü Gong ve diğer kızlar gerçekten depresyonun eşiğindeydiler. Akıl sağlıklarını korumakta zorlanıyorlardı ve bu dönemde tedavi görmeye başlamışlardı. Ama bütün bunlar yetmezmiş gibi faillerin aileleri Gong'un babasına para teklif etti. Ve bunun üzerine Gong'un babası henüz tedavi görmekte olan kızını faillerle uzlaşması için zorlamaya başladı. Ve böylelikle 8 Aralık 2004 tarihinde bu 44 tane saldırgan lise öğrencisinden, ki bu dönemde bu öğrencilerin yaklaşık 35 tanesi hala daha lise öğrencisiydi ve hala daha reşit değillerdi. Bu 44 tane saldırgan lise öğrencisinden sadece 10 tanesi yargılandı ve bu yargılanan 10 öğrenciden de sadece 3 tanesi gözaltı merkezine gönderildi. Ama ne yazık ki daha sonrasında bu öğrencilerden hiçbiri bir yaptırıma tabi tutulmadı. Bu öğrencilerin hiçbiri hakkında bir cezai yaptırım uygulanmadı. Ve böylelikle tam da faillerin istediği gibi, tam da faillerin ailelerinin istediği gibi bu çocuklardan hiçbirinin geleceği sekteye uğramadı aslında. Ve en kötüsü de Gong'a ne oldu diye soracak olursanız, Gong daha sonrasında ne yazık ki eğitimine geri dönemedi, okuluna geri dönemedi ve ne yazık ki liseden bile mezun olamadı. Ve Gong'un 2012 senesinde kimliği gizli bir şekilde vermiş olduğu son röportajda ise onun gerçekten çok zor bir durumda olduğunu görebiliyoruz. Çünkü Gong'un söylediğine göre insanlardan uzak kalmak için, onlarla olabildiğince uzak olabilmek için dediğim gibi günde bazen 2-3 tane, bazen 4 tane part-time işte çalışıyordu. Ve bu işlerden kalan vaktinde ise yalnız başına yaşadığı bir odada durmadan televizyon izliyordu ve durmadan bir şeyler yiyordu. Bu şekilde insanlardan elinden geldiğince uzak durmaya çalışıyordu. Çünkü 2012 senesinde vermiş olduğu bu röportaja bakarsak Gong ne yazık ki bu travmaları hala atlatabilmiş bir halde değil. Zaten kim atlatabilir ki? Bir de adalet böylesine sağlanamadığında yani gerçekten atlatması çok zor bir travma. Ve bugün ben de sizlerle bu olayı paylaşmak istedim. Umarım buraya kadar sabırla izlemeyi başarabilmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.